Galatasaray'dan Jorman Campuzano hamlesi. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışına erken avlu atan Sarı Kırmızılılar kış transfer sezonu bitse de gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapmaya başladı. Yaz transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray'da scoutların önerdiği ve teknik heyetinin onay verdiği Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a transfer olmak üzere ve sezon sonunda Boca Juniors'tan ayrılmak için bavulunu hazırlamış durumda. Elin Transigente'nin hoşça kal demeye bir adım kaldı. Campuzano, Boca'dan ayrılmak için bavulunu topladı ve beklenmedik bir takıma gidiyor. Başlığıyla verdiği haberin detaylarında. Jorman Campuzano, takımının vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Boca'nın patronu, merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti. Gerçek şu ki, Kolombiyalı yıldız da eski seviyesine değil ve performansını düşürdü. Campuzano'da yaşanan bu gelişmelerin ardından kendisine yeni bir takım aramaya başladı. Bilindiği üzere Türk devi Galatasaray, Jorman'la yakından ilgileniyor. Yıldız orta saha Avrupa'nın tanınmış kulüplerinden biri olan Galatasaray'a transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yapmak istiyor. 2023 sezonunun sonunda Boca ile sözleşmesi bitecek olan Campuzano, Haziran ayında İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray'dan Şar hamlesi. İngiliz basınından Galatasaray için bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların Newcastle United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsviçreli stoper Fabian Şar'la ilgilendiği yazıldı. Ada basınına yansıyan haberlerde Galatasaray'la birlikte Lille ve Alman temsilcisi Mönchengladbach'ın da tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan Şar'ın ekonomik anlamda sıkıntı olan Galatasaray için bulunmaz bir fırsat olduğu kaydedildi. Öte yandan devre arasında Erik Bulgar'ı kiralayan Galatasaray, Şilili orta sahadan memnun değil. Sarı Kırmızılılar bu doğrultuda gelecek sezon için orta saha arayışlarını da sürdürüyor. Şili basınından bu doğrultuda müjdeli bir haber geldi. Sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen Arturo Vidal için Şili basını flaş bir haber yayımladı. Buna göre Flamengo ile görüşme halinde olan yıldız orta sahanın seçeneklerinden birisinin de Galatasaray olduğu yazıldı. Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu. Burak Elmas resmen açıkladı. Galatasaray'da seçim gündemi yeniden start aldı. Mevcut başkan Burak Elmas, yapılan divan kurulu toplantısında kendilerine haksızlık edildiğini belirterek, "Biz bu kararı açıklayacağımızı zaten söylemiştik. Biz hiç seçim olmayacak demedik ki zaten. Ancak bazı kötü niyetli kişiler bu algıyı kamuoyuna yansıtmayı becerdi. Seçim kesinlikle olacak. Bunu speküle etmeye bile gerek yok. Daha önce adaylarla görüştüğümüz tarih 28 Mayıs'tı. Biz bir düşünelim dedik ama ortalık yangın yerine çevrildi. Seçime gitmek için imzalar toplandı. Biz de seçimi 4-11 Haziran tarihine koymaya karar verdik." diye konuştu. Olağanüstü divan toplantısıyla ilgili de konuşan Burak Elmas, "Olağanüstü toplantı kararını biz nasıl saygıyla karşıladıysak, onlar da toplantıya katılmama hakkımızı kullandığımız için bize saygı göstermelilerdi. İddialar çok çirkin. Bu toplantıyla ilgili tüm endişelerimizin gerçekleştiğini gördük. Divan kurulundan sonra Sayın Divan Başkanımızı arayıp, yapılan itibar suikastine izin verdiği için teessüflerimi bildirdim. Galatasaray üzerinde iktidar hırsları olanlar, yaptıkları konuşmalarla en çok Galatasaray'ı zora soktuklarını anlamalılar. Seçim 11 Haziran'da, Galatasaraylılar için hayırlı olsun." diye konuştu. Galatasaray'dan 10 numaraya Amin Harit. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ofansif orta saha bölgesi için önemli bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu bölge için listesine hali hazırda Marsilya'da kiralık oynasada, bonservisi Şalke'de bulunan Amin Harit'i de aldı. Faslı oyuncu Şalke 04'te mutlu değil ve birçok sorunla uğraşmak istemediği için bu sezonun başında Marsilya'ya kiralandı. Ancak sezon sonunda Alman ekibine geri dönecek olan yıldız isim takımda kalmayı aklından bile geçirmiyor. Zira Şalke'deyken uzun bir süre yöneticilerin oyuncuyu suçlaması
ve kulüp taraftarlarının tepkileri gibi sorunlarla uğraşan Amin Harit ayrılmayı kafasına koydu. Alman ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi olan Harit, Schalke 04 tarafından yaz transfer döneminde satış listesine konulacak. Fransa alt yaş milli takımlarında gösterdiği üst düzey performansla kısa sürede dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasına giren Amin Harit, 2017'de 8 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Nantes'tan Schalke'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu A milli takım tercihini istifasından yana kullanmıştı. Harit'i fırsat transferi olarak gören Galatasaray, oyuncunun menajerine 5 yıllık teklifini iletti. Schalke'ye de 5 milyon euro öneren Cimbom, oyuncu ve kulübünden gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray'a gol makinesi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu sezon Bafetim Bikomis, Halil Dervişoğlu ve Jack neden istediği birimi alamayan Sarı Kırmızılılar, bu üç yıldızla yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. Cagne ve Gomis'in yanı sıra Halil Dervişoğlu'nun da takımdan ayrılmasıyla birlikte takıma en az 2 golcü takviyesi yaparak forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'dı. Gündemdeki ilk santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weissman. Geçtiğimiz dönemde oynadığı muhteşem futbol ve attığı gollerle Avusturya Ligi'ni kasıp kavuran 26 yaşındaki gol makinesi, İspanyol temsilcisi Valladolid'e transfer olmadan önce menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti. Ancak Sarı Kırmızılılar 4 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulduğu için oyuncu İspanya'nın yolunu tutmuştu. 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Valladolid'e transfer olan golcü oyuncu bu sezon La Liga 2'de çıktığı 33 maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti. Weissman, Galatasaray'ın öne sürdüğü tüm şartları kabul etti. Cimbom tarafında Weissman için bir sözleşme taslağı bile hazırlandı ve bu belge yıldız futbolcunun menajerine iletildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Weissman'ın Galatasaray'daki yıllık ücretinin de 650 bin euro olacağı yazdı. Hasan Valladolid de oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır. İspanyol basınına göre 26 yaşındaki yıldız golcüyle Galatasaray 5 yıllık sözleşme imzalayacak.